yüz edildiği bir ortamda biz olağan kurultayımızı topluyoruz. Bu salon bu karanlık günlerde Türkiye'nin, Türkiye'de laikliğin, eşitliğin, demokrasinin tek umudu. Ne yazık ki özellikle son 25 yılda arkadaşlar beyinlerimiz uyuşturuldu. Hani o meşhur laf vardı ya, kurbağayı yavaş yavaş pişirerek cumhuriyeti ve laikliği reflekslerini yok ederek Türkiye'de şeriatçılığı getirmek isteyen, demokrasiyi yok etmek isteyen güçler çalışıyordu ya. Bakın bunda o kadar başarılı oldular ki Türkiye'de adım adım bütün gericilikler sanki moda oldu, ilericilik oldu, Atatürkçülüğün adı statükoculuk oldu, devrimlerin adı statükoculuk oldu ve Türkiye'de vatanını sevmek, Atatürk'e bağlı olmak, ben Kemalistim demek sanki gerici düşünceler oldu. Bakın geçen hafta, bu hafta iki dramatik gelişme yaşadık. Lütfen dikkatli dinleyin. Türkiye'de bir yeni anayasa yazılıyor. Kim, neden ve hangi hakla yazıyor belli değil. Darbe mi yaptınız da yeni anayasa yazıyorsunuz? Kim kalkıp bunun hesabını soracak? Dokunulması teklif dahi edilemeyecek maddelere nasıl böyle sıfırdan başlayarak giriyorsunuz? Bu yetkiyi kimden aldınız? Darbe yaptınız da haberimiz mi olmadı? Bu haftaki iki gelişme şu. Birincisi, AKP bir öneri verdi. Kimse devletin anayasa komisyonuna, kimse devletin temel ekonomik, sosyal, siyasi, hukuki düzenini kısmen dahi olsa dini kurallara dayandıramaz. Bu amaçla dini istismar edemez. Bu cümleleri anayasadan AKP çıkartıyor arkadaşlar. Aynen 4+4+4'ü yok de eğitim sistemimizi alt üst ettiği gibi. Bu açık bir rejim darbesidir. Umarım CHP delegeleri ve örgütü bunun farkında. Yapılmak istenen bir darbedir. İllegal bir yaptım oldu darbesiyle devletin niteliğini değiştireceklerdir. Ayrıca basın hürdür. Sansür edilemez sözlerini de kaldırarak efendim milli güvenlik, kamu düzeni, genel ahlaktan filan istediğim sansürü yaparım diyor. Sevgili basına soruyorum. Bu şekilde istediği haberi istediği şekilde yorumlayan herkes haberlerinizi sansür edecek. Belki sizi de Silivri'ye yollayacak. Bu mudur beklediğiniz? Buna tepki koymak için patronlarınızdan izin mi bekliyorsunuz? Soruyorum basına. Arkadaşlar, uzun lafın kısası AKP işi azıtıyor ve laikliği ve demokrasiyi toptan yok etmek gibi bir ucube hedefine girişmiş oluyor. Bu Atatürk Cumhuriyeti'nin idam fermanıdır. Bu hafta Anayasa Komisyonu'na sokuşturulmak istenen. Sayın Baykan, son cümlelerinizi alabilir miyim? Son cümlelere giriyorum hızla. Arkadaşlar, gökdelenler üzerimize düşerken şemsiyeyle korunmaya çalışıyoruz. CHP Anayasa Komisyonu'ndan derhal çıkmalıdır. Uluslararası bir basın toplantısı yapmalıdır. Yaşanan oyunu deşifre etmelidir. Bu mudur Avrupa Birliği'ne girecek Türkiye diye hesap sormalıdır. Hani siz bu evrensel demokrasi standartları getirecektiniz AB'ye girerken diye Türkiye'yi bu şekilde bir ortaçağ ucube ülkesine, ikinci lige, demokraside Arabistan ligine düşürmeye çalışanlara artık o masada oturmaya devam ederek meşruiyet veremezsiniz. Demokrasinin nöbetçileri var bizim adımıza Silivri'de. Tuncay Özkan, Balbay, Haberal, Doğu Perinçek, Soner Yalçın, hepsine teşekkür ediyoruz. Ama onlar da sizden bu tepkiyi bekliyor arkadaşlar. 4+4+4'te olduğu gibi yine geç kalırsanız ve ondan sonra o golü yerseniz yiyeceğiniz bu gol diğer gollere benzemez. Aynen cinsiyet değiştirme operasyonu gibi ülkenizin rejimi, rejimin adı değişmiş olacak. O yüzden Milli Anayasa Konseyi toplandı. Kemal Alemdaroğlu, Yekta Güngör Özden. Onların da sözüne kulak verin. Bütün Türkiye'de dev mitingler yaptılar, toplantılar yaptılar.
sanatçılar bir araya geldi. Hepsinin selamını yolluyorum size. Edip Akbayram'dan, efendim Türkiye'de Tarık Akan'dan, Orhan Aydın'dan, Mehmet Aksoy'dan, Altan Erkekli'den, İlhan İrem'den sevgi ve saygılar size. Onlar da reddediyoruz diyorlar bu dayatmaları arkadaşlar. CHP DNA'sını oynatmayın. Kökeninize sahip çıkın. Atatürk Cumhuriyeti'ne sahip çıkın. Ve bu hafta bunu olağan bir kurultay gibi göremezsiniz. Türkiye aleyhine darbe yapılıyor. Rejim değiştiriliyor. Dolar kuruyla veya tatilinizle uğraşmayın. Şu yaşanan olay dramatik bir olaydır. Bunun farkına varsın değerli yönetim kurulumuz, MYK'mız, sayın genel başkanımız. Bu partiden Atatürkçüleri, Kemalistleri tasfiye edin diye her gün makale yazan ikinci cumhuriyetçi, ılımlı İslamcı yazarlar sizin iyiliğinizi istedikleri için mi bunu yazıyorlar? Biraz düşünün. Arkadaşlar, ANAP ve Doğru Yol onların dediği yoldan gitti. Ne oldu? Eriyip yok oldular. Sayın Baykam, teşekkür eder misiniz? Lütfen. Tamam. AKP'ye benzemeye çalışarak AKP'yi durduramazsınız. Lütfen DNA'nıza, ülkenize, cumhuriyetinize, Atatürk'ünüze sahip çıkın. Sevgiler ve saygılar. Teşekkür ediyorum.